inanılmaz bir yol arkadaşlığı, bir değer ortaklığı yapıyor. Biz de misli konuda beraber olmaktan çok mutluyuz, çok gurur duyuyoruz. Dolu bir yaz süreci şöyle ki, Viyener Ligi, ondan önce biliyorsunuz altyapılarla organizasyon başladı. Bir fanus sistemi getirdik. Kendi yurdumuzda, kendi okulumuzda, kendi tesislerimizde, kendi otelimizde bu imkanları yarattık. Altyapılarda U19'un Avrupa şampiyonluğunu elde ettik. Bu pandemi sürecinde Avrupa uluslararası organizasyonda da derece elde ettik. U19'un Avrupa şampiyonu olması. Hemen ardından U16'nın Avrupa'da final oynaması, ikinci olması. Ve şu anda da U18'in dünya şampiyonasında Meksika'da dün itibariyle başlayan organizasyonda grupta güçlü takımlardan Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 iyi bir oyunla yendik ve oradan da bir madalya bekliyoruz. Evet, hayırlı akşamlar. Başkan yine atıp tutuyor. Senaryolarla, algılarla yine çok başarılıyız falan yapıyor. Bir 5 dakika önce bitti Avrupa Şampiyonası U18 Türk Milli Takımı'nın maçı. Maçımızı 3-0 kazandık, Polonya'yı yendik. Madalya bekliyordu başkan, yani ilk 3 bekliyorum diyordu. 7. 8.lik maç oynadık. Ve 3-0 kazanarak 7. olduk. Yani bu başarı, başarısızlık, bununla ilgili başka video yapacağım. Sadece bu konuyla ilgili geniş bir video yapacağım. Onu anlatacağım bayağı teferruatlı. Ama bu algı yaratmalar, bu ben böyle şimdi konuşayım, nasıl olsa kimse üstünde durmuyor. Benim dediklerim yanıma kar kalıyor zihniyeti. Bu devir bitti. Sayın Başkan, bunu yapma. Her sefer böyle video yapacağım senin için. Her söylediğin yanlışı, eksiği, bak yalan demiyorum, hakaret etmek istemiyorum artık. Bana da yakışmıyor. Bizi izleyen voleybol camiasına da yakışmıyor. Kendi kendine yapıyor falan diye alay ediyordunuz. Allah'a şükür bayağı izleyen var. Bayağı geri dönüş var. Özelden konuştuğumuz, çok iyi dost olduğumuz insanlar var. Gerçekten dost olduğumuz. Voleybolu gerçekten seven insanlar var. Mağdur ettiğiniz altyapılarda aileler var. Antrenörler var. Nasıl? 15 senedir böylesin sen. 15 senedir aynı şekilde bir yerlere antrenörler koyuyorsun. Antrenörleri yollatıyorsun. Bunları hep yaptın. Yani vazgeç bunlardan derim. Ama sen vazgeçecek misin ve etrafındaki, yanındaki yoldaşların yapmayacak. Bu yoldaşı da niye kullanıyorum? Şimdi yeni şeyler çıkıyor. Böyle Wolof'tan geliyor yoldaş bilmem ne diye. Biz ne zaman Rusya olduk onu da bilmiyorum yani. Senin zamanında her şey olduk zaten. Yani Ramazan'ın birinci günü Wolof'un başkanı Şeref'e orucumuzu açtık da dedi. Daha neler dedi. Bunların hepsi var. Paylaştı resimleri bana atanlar. Ben biriktirdim, sana attım, engel ol dedim. Onu da yapmadın. En sonunda işte istifa et falan dedin. Erken seçim, merken seçim. Onu oradan yollattın. Göya hani şeyler bitecek, yıpratılacağın konular bitecek seçimden önce. Altyapıdaki Şahin Çatma'yı yolladın, kurtuldum zannediyorsun. Galatasaray'a sokturdun onu. 25 bin lira maaş, ev, araba falan. Onların hepsini açıklıyorum, konuşuyorum. Türkiye dinliyor ve bana hak veriyor. Benim yanımda oluyor. Yani bakalım şu kalan bir ay seçimlerde ne gösterecek. En hayırlısını Allah verir. İnşallah sen de artık doğru yoluna gelirsin. Yani yeter de yani yeter yapma. İşte kupa alacağım diyordun. Kupa bekliyoruz diyordun. Şu anda 7. 8. olabildik. Bunu da böyle bitireyim.